Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte mol kavramı tarama testi 3-3 çözeceğiz. PDF'ini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan önce kendiniz indirip çözerseniz tabii ki daha başarılı olabilirsiniz. Hep söylüyorum, çok klişe bir laf benim için ama bakarak öğrenilseydi kedi kasap olurdu. Bundan dolayı mutlaka sizin de olaya dahil olmanız, çözmeye çalışmanız, kağıt kalem kullanmanız gerekiyor. Tane tane çözüyoruz. İlk iki testimizde öyle çözmüştük arkadaşlar. Tane tane çözüyoruz. Ayrıntılı şekilde çözüyoruz. Öğretici olacak şekilde çözüyoruz. Bazı arkadaşlar sıkılabiliyorlar. Ya hocam çok fazla ayrıntıya giriyorsunuz veya çok böyle işlemler uzun sürüyor, video uzun sürüyor diyor. Ama biz dediğim gibi daha ziyade bu videoları, bu seriyi işlem güçlüğü de çeken, yani bu konudan hem korkan hem de dediğim gibi bu konuda böyle işlem güçlüğü de çeken arkadaşlarımız için çektiğimiz için biraz daha ayrıntılı yapmaya çalışıyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Normalde biz Avogadro sayısı olarak NA kullanıyoruz. Neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Ama bazı kaynaklarda, tabii ki bazı eski kaynaklarda aslında NA N0 diye de kullanılıyor. Ben önceden bir dönem bunları yazmıştım. Herhalde orada N0 kullanmışım o zamanlar. Ondan dolayı burada gördüğümüz N0'lar aslında NA. Bunu da karıştırmayalım. Hemen başlayalım. X elementi doğada 40, 42 ve 45 şeklinde bulunur diyor. Bunlar kütle numaraları biliyorsunuz. Bu elementin ortalama atom kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Sınıfınızdaki bazı arkadaşlarınızın 40 lirası var. Bazılarının 42 lirası var. Bazılarının 45 lirası var. Bu kadar. 40 lirası olanlar, 42 lirası olanlar, 45 lirası olanlar. Sınıftaki ortalama harçlık ne kadardır desem ben size. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunları toplayacaksınız. Kaç kişi de varsa değil mi? Onunla çarpacaksınız. Toplayacaksınız ve toplam kişi sayısına böleceksiniz. Burada yapılan işlem de aslında bu. Biz ne yapıyoruz? Yüzdeleriyle çarpıp topluyoruz. Ama bulduğumuz sonuç bizim her zaman 40 ve 45 arasında olur arkadaşlar. 40 ve 45 arasında olur. Yani burada 40 lirası olanlar var, 42 lirası olanlar var, 45 lirası olanlar var. Peki ortalaması 45 liranın üzerinde olabilir mi? Tabii ki olamaz. 40 liranın altında olabilir mi? Tabii ki olamaz. Dolayısıyla bizim ortalamamızın nerede olması gerekiyor? 40'tan büyük, 40,8 gibi, 41 gibi, 43,2 gibi ve 45'ten küçük olması gerekiyor. Ancak ortalaması dediğimiz gibi arkadaşlar 39 olamaz. Gayet basit bir mantık sorusu. İkinci sorumuz, bakın, normal koşullarda 3,36 litre hacim kaplayan H2 gazı kaç moldür demiş. Hemen biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki 1 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar diyoruz. O zaman 3,36 litresi ne kadar hacim kaplar? Buradan diyeceksiniz ki 3,36 bölü 22,4 diyeceksiniz. Kaça eşittir? Bakın aslında aynı işlemi şöyle de yapabilirsiniz. Direkt formülden V bölü 22,4. Şimdi böyle formül sanki arkadaşlara zormuş gibi geliyor, ezbermiş gibi geliyor ama çok basit arkadaşlar ve işlem aslında aynı yere çıkıyor. Mol sayısı kaça eşit? Verilen gazın hacmi 3,36 litre, 22,4'e böldüğünüz zaman bakın nereye gelmiş olduk biz? Şu an geldiğimiz nokta, bakın yukarıdakiler arkadaşlar birebir aynı. Yani yukarıda yaptığımız işleme buradan da gene ulaşmış olduk. Bizim yapmamız gereken bu. Şimdi burada zamanla arkadaşlar bu sayılara, rakamlara aşinalık kazanacaksınız. Ama ben size şöyle bir yazayım isterseniz, bakın. 22,4'ün katlarını bilirseniz eğer tabii ki daha rahat yaparsınız. 22,4 1 mol, değil mi? Bunun onda biri kaç arkadaşlar? 2,24. Bakın bu da işin pratiği tabii ki. Bu da 0,1 mol yapar. Yani 22,4 litre 1 mol, 2,24 litre 0,1 mol. Bunun yarısı ne? 2,24'ün yarısı kaç arkadaşlar? 1,12. O da 0,1'in yarısı. 0,1'in yarısı 0,05 mol değil mi? Çok güzel. Bakın şimdi 2,24 ile 1,12'yi toplarsam kaç yapar? 3,36 yapar. Arkadaşlar bakın 3,36 yapar. O zaman 0,1 ile 0,05'i topladığım zaman kaç yapar? 0,15 mol yapar. Gördüğünüz gibi 0,15 mol 3,36 litreye eşitmiş diyoruz. Yani dedim ki bunu isterseniz böyle uzun uzun işlemlerle yapın. İsterseniz de 22,4'ün katları şeklinde yapın. Yani biz soruların çoğunda bu şekilde ben size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Siz de biraz daha böyle zamanda bundan pratik kazanırsınız. Ama tabii ki pratik kazanmak için mutlaka kendinizin çözmesi gerekiyor. Üçüncü sorumuzda diyor ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Ne demek bu? Arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ne demek? 1 mol demek değil mi? 1 mol karbon atomu içeren bileşiği kaç moldür demiş. Şimdi bakın C4H10 içerisindeki karbon 1 molmuş. Ben şöyle diyeceğim. Eğer bu bileşik X mol ise X mol C4H10'un içerisindeki karbon kaç moldür? 4X moldür. Öyle değil mi? Peki bu 4X mol neye eşitmiş? Arkadaşlar 1'e eşitmiş. 1 mol'e eşitmiş. O zaman X nedir? 1 bölü 4.
Yani hemen burada şöyle yazanlar oluyor. Bakın dikkat edin. 1 bölü 4 eşittir 0,4. Değil mi? Hayır. Bu yanılgıya sakın düşmeyin arkadaşlar. Bu çok yapılan hatalardan bir tanesidir. 1 bölü 4 0,25'e eşittir. Dolayısıyla buradaki benim bileşim ne kadarmış? 0,25 molmuş. Ben x'in 0,25 mol olduğunu bulmuş oldum. Ha, zaten bana bakın onu soruyormuş arkadaşlar. Sorumuz böylece bitmiş oldu. 22 gram karbondioksit bileşiği kaç moldür diyor. Bakın burada da kütle var. Arkadaşlar kütle ile ilgili ne yapacak biz daha önce hatırlıyorsanız. N eşittir. N bölü MA formülünü kullanırız demiştik. Şimdi bir kere karbondioksitin mol kütlesini bulalım beraber. 2 tane oksijen ne yapar? 2 kere 16, 32 yapar. Karbon da kaç arkadaşlar? 12. Toplam kaç yapıyor bu? 32, 12 daha 44 yapıyor. Bu nesi? Mol kütlesi. Mol kütlesi 44. Yani siz gene bakın burada oran orantı kurarak şöyle diyebilirsiniz. Dersiniz ki efendim 1 mol karbondioksit 44 gramsa 22 gram karbondioksit, şu onları da yazalım ne oldu belli olsun, kaç moldür de diyebilirsiniz. Oran orantı bakın bu. Ya da aslında gene aynı yere geleceksiniz burada. 22 bölü 44'e geleceksiniz. Burada dersiniz ki arkadaşlar mol sayısı, şimdi kütlesi kaç bunun? 22. M'si 22. Mol kütlesi kaç? Şurada buldum arkadaşlar. 44. Dolayısıyla 1 bölü 2. O da kaça eşittir? 0,2 demeyin sakın. Gene aynı yanılgı arkadaşlar. Bu hatalar çok yapılıyor. Onları özellikle belirtmek istiyorum size. 1 bölü 2 neye eşittir? 0,5'e eşittir. Zaten bileşin kaç mol olduğu sorulmuş. O da 0,5'miş. Bakın hemen şurada göstereyim ben size yaptığınız, yapacağınız hataları arkadaşlar. 1 bölü 2 eşittir 0,2. 1 bölü 4 eşittir 0,4. 1 bölü 5 eşittir 0,5. Bunlar sizin bu hesaplamalarda en çok yapacağınız maalesef hatalardır arkadaşlar. Kesinlikle bunlara dikkat edin. Bu tabii ki 0,5 eşit. Bu 0,25 eşit. Bu da 0,2'ye eşit diyeceğiz. Beşinci sorumuz bakın. 0,9 mol oksijen atomu içeren N2OH bileşiği kaç gramdır? Ha, bakın önce bileşiğin kaç mol olduğunu bulacağız. Değil mi? Ondan sonra da bunun kaç gram olduğunu bulacağız. Hemen ben şöyle başlayayım. X mol olsa bu bileşik. N2OH bileşiği. İçerisindeki oksijen kaç X mol olur? 3X mol olur. 3x mol oksijen içeriyormuş bu bileşik. Eğer x mol olsaymış. Peki şimdi kaç mol içeriyormuş arkadaşlar? 0,9 mol içeriyormuş. Peki 3x mol oksijen 0,9 mole eşitse x kaça eşit? O da tabii ki arkadaşlar 0,3 mole eşit. Demek ki bu bileşik kaç molmuş? Bakın mol sayısını bulmuş oldum ben. 0,3 molmuş. Şimdi bana bunun nesini soruyor? Kaç gram olduğunu soruyor arkadaşlar. Hemen şuradan kalemin rengini değiştirelim. Üsttekiyle karışmasın. Mol kütlesini hesaplayacağım. 3 kere 16 kaç yapar? 48 yapar. 2 kere 14 kaç yapar? 28 yapar. Toplarsam kaç yapar? 60, 76 yapıyor. İşlem hatası olursa lütfen aşağıya yazın. Bu ne arkadaşlar? Bunun mol kütlesi. Ben şimdi nesini bulmuş oldum? Bu neydi? N'si 0,3'tü. MA'sı arkadaşlar 76 olmuş oldu. Gene burada şöyle diyebilirsiniz. 1 molü 76 gramsa yazalım mı öyle? 1 molü neydi bu molü dediğimiz? 1 mol N2O3 76 gramsa buradaki kaç moldu arkadaşlar? 0,3 mol. 0,3 molü kaç gramdır da diyebilirsiniz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız 76 ile 0,3'ü çarpmanız gerekir. O da 21,8, 22,8 yapar. Değil mi? Ama bunu formülle de ben gösterelim tabii ki. Benim size tavsiyem bu formülü kullanmanız. Çok pratik. N eşittir. N bölü MA diyeceksiniz. Neydi zaten mol sayısı? 0,3'tü. Kütlesi kaçtı arkadaşlar? Bilmiyoruz zaten. Onu bulmaya çalışıyoruz. MA'sını biz buradan kaç bulduk? 76 bulduk. 0,3 ile 76'yı çarparsam 3 kere 76 210 228 228 10'a bölerseniz de 22,8 gram yapar diyoruz. Dediğim gibi hem oran orantıdan yapmak mümkün hem de formülden yapmak mümkün. İlk başlarda belki oran orantı sizin için daha pratik olabilir ama zamanla arkadaşlar o formüle alışmanız sizi çok daha fazla hızlandıracaktır. Göreceksiniz. Normal koşullarda 2,24 litre hacim kaplayan CH4 gazı kaç moldür? Gene aynı şey bakın. Diyeceksiniz ki 1 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar. E o zaman 2,24 litre kaplayan kaç moldür? Değil mi? İçler dışlar çarpımı yaparsınız. Buradan geldiğiniz nokta şu olacak. 2,24 bölü 22,4 olacak. Bu da kaç eşit? 1/10 olduğu için 0,1 mole eşit.
Ya da bakın gene mol sayısı eşittir hacim bölü 22,4 diyeceğiz. Mol sayısı eşittir hacim bölü hacim bölü niye diyorum? Hacim zaten vermiş bana soruda. Kaç yazacağım? 2,24 bölü 22,4. Bakın gene aynı yere gelmedik mi arkadaşlar? Yani aynı yere geldik. Dolayısıyla aslında bu formül, bakın bu formül oran orantıdan çok da farkı olmayan, bizi sonuçta gene oraya götüren bir formül. O zaman mol sayısının kaç olduğunu, 0,1 mol olduğunu buluyoruz. 7. soru, 13,44 litre hacim kaplayan demiş. Arkadaşlar ben işte 13,44'ü gördüğüm anda bunun kaç mol olduğunu biliyorum. Siz ama bilmiyorsunuz tabii ki. Şimdi şöyle, bunun da gene pratiğini beraber geliştirelim isterseniz. 22,4 litre kaç mol? 1 mol değil mi? Peki bunun 10'da 1'i ne kadar? 2,24 litre arkadaşlar. Bu da 0,1 mol. Bakın şimdi dikkat edin. Bunun yarısı ne kadar? Yarısını alalım bu sefer de arkadaşlar. 11,2 litre değil mi? 11,2 litre yarısı, o da 0,5 mol. Arkadaşlar 2,24 ile 11,2'yi toplarsak, bakın şu ikisini toplarsak ne olur? 44, yani 13,44 litre. 13,44 litre oldu. Yani kaç molmuş arkadaşlar? O da 0,6 molmuş. Bu gazın gördüğünüz gibi arkadaşlar 13,44 litresinin 0,6 mol olduğunu bulmuş olduk. Yani siz normalde tabii ki uzun uzun şöyle yapmanız gerekiyor. 13,44 bölü 22,4 demeniz gerekiyor. Buraya 100 ile çarparsanız, buraya da 100 ile çarparsınız. Ama 1344, 2240 olmanın buraya bir sıfır atarsınız, buraya da bir sıfır atarsınız falan diye oradan yürütmeniz gerekiyor işinizi. Ya da dediğim gibi zamanla arkadaşlar bunları bu şekilde çözdükçe pratiğini kazanacaksınız. 0,6 mol ne varmış? CH4 varmış. Ben artık bunun mol sayısını biliyorum. Mol kütlesini bulalım. 4 tane 1, 4 yapar. Karbon arkadaşlar 12 yapar. Toplam kaç yapıyor? 16. Ne bu? Mol kütlesi 16 yapıyormuş. Peki 0,6 nedir arkadaşlar? Mol sayısıdır. N eşittir M bölü MA formülü veya gene uzun uzun şöyle de diyebilirsiniz. 1 molü 16 gramsa 0,6 molü kaç gram da diyebilirsiniz. Bakın 0,6 eşittir M bölü 16. M 0,6 çarpı 16. 6 kere 16 kaç yapıyor? 60, 96 yapar. Yanlış yazmıyorsam arkadaşlar. Dolayısıyla 9,6 gram olmuş oluyor. Sorumuzun cevabı evet, D seçeneğiymiş. Geldik 8. sorumuza. Gene 8,96 litre. Bu sizin biraz yabancı olduğunuz bir rakam. Gene kaç moldür diye sormuş. Hemen bakın gene yapalım. 22,4 litresi 1 mol değil mi? Hemen arkadaşlar 10'da 1'ini yazalım. 2,24 litresi kaç mol? 0,1 mol. Bakın çok dikkat edin şimdi. Sırayla gideceğiz. Katlaya katlaya gideceğiz. Bunun 2 katı kaç yapar? 4,48 litre yapar. O da kaç yapar? Bakın 0,2 mol yapar. Bir 2,24 daha ekleyelim. Yani 2,24'ü 3 ile çarpalım arkadaşlar. O da kaç yapar? 6,72 litre yapar. Demek o da kaçmış? 0,3 molmuş. Bir kat daha ekleyelim. O da işte arkadaşlar 8,96 litre yapar. O da kaçmış? 0,4 molmuş. Demek ki zaten bana direkt bunu sorduğu için 8,96 litre 0,4 mol olduğunu buldum. Ya da diyeceksin ki 1 molü 22,4 litre 8,96 litresi kaç mol diyeceksin. İşler dışlar çarpımı, bu böyle çarpma bölme neyse 4 işlem neticesinde bunun gene 0,4 olduğunu bulacaksın. Veya gene N eşittir V bölü 22,4 diyeceksin. 8,96 bölü 22,4 diyeceksin. Oradan gene 0,4'ü bulacaksın. Nasıl yaparsan yap bunu bulacaksın. Ama nacizane benim size tavsiyem şunu, bakın şöyle yazarsanız arkadaşlar bir kağıda, böyle hatta böyle alt azaltarak artırarak katları şeklinde, alt katları üst katları neyse yazarsanız bunu ezberlemeniz, pratik yapmanız sizin için daha kolay olur. Ve 8,96'yı gördüğünüz anda 0,4'ü yapıştırırsınız. Böylece çok ciddi zaman kazanırsınız. Bakın 16,8. Şimdi arkadaşlar 16,8 çok böyle acayip bir sayı. Değil mi? 22,4'ün kaç katı acaba bu? O şekilde bulmanız gerçekten zor. Ama gene bakın 22,4 litre diyelim. 1 mol ise. Bu arada soruyu bir okuyalım. CH4'da kaç tane molekül vardır? Yani Avogadro sayısında 6 çarpı 10 üzeri 23 vermiş. Kaç mol olduğunu bulacağım. Avogadro sayısıyla çarpacağım. Onu da zaten formülü şimdi size vereceğim. Şimdi 22,4 litre 1 mol ise. Şimdi ben size biraz arkadaşlar burada kopya vereyim. Bunun 4'te 1'i kaç yapar? 4'te 1'i. 22,4'ün yarısını bulalım önce. 11,2 litre kaç yapar? 0,5 mol yapar. Onun da arkadaşlar yarısı. Yani kaç yapması gerekiyor burada bakın?
5,6 litre. 5,6 onun yarısı 0,25 mol yapar diyoruz. Şimdi 16,8 kaç tane 5,6'dır? Ya da 11,2 ile 5,6'yı bakın şu ikisini toplarsak arkadaşlar. Şöyle şu ikisini toplarsak. Değil mi? Şu çok da karıştırmadan şu ikisini toplarsak. Kaç yapar? İşte bu 16,8 litre yapar. Toplamı da kaçmış bunun demek ki 0,75 molmuş diyoruz. 16,8 litre 0,75 mol olduğunu bulduk. Mol sayısını bulduktan sonra gene şöyle diyebilirsiniz. Dersiniz ki 1 molde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane var. Efendim 0,75 molde ne kadar var da diyebilirsiniz. Ya da direkt bakın bizim neydi formumuz? N eşittir N bölü NA'ydı. Zaten ben mol sayısını buldum şimdi. Kaç buldum? 0,75 buldum. N'nin kaç olduğunu bulmaya çalışıyorum. Avogadro sayısı 6 çarpı 10 üzeri 23'müş. O zaman neymiş arkadaşlar tanecik sayısı? 0,75 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23'müş. Oradan kaç çıkar tanecik sayısı? 0,75'e 6'yı çarparsanız 4,5 çıkar. 4,5 çarpı 10 üzeri 23 çıkar diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Ve geldik 10. sorumuza. 4,48 derece kaplayan C3H6 gazı kaç moldür demiş. Gene direkt molünü bulup bırakacağız burada. 4,48 hemen. Bakın 22,4 litresi 1 mol ise değil mi? 2,24 litresi tam 10'da 1 olmuyor mu arkadaşlar? Yani 0,1 mol. 4,48 onun nesidir? Tam 2 katıdır. Yani 0,2 mol. Bulduk. Ya da şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki işte gene 1 molü 22,4 litre ise 4,48 litresi kaç moldur diyeceksin. İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Oradan 4,48 bölü 22,4'e geliyorsun. Aynı yere geliyorsun. Değil mi? O da ne olur? 6 üstü 100 ile çarparsın. Yukarısı 448 olur. Aşağısı 224 yani 2240 olur. Şuradan bakın 2 kalır. 2 bölü 10'dan gene 0,2 aynı şeyi bulursun. Diğer sayfaya geçtik. 11. sorumuza diyor ki bakın normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan C2H6'da kaç mol atom vardır? Hemen bana ne lazım? Bileşiğin kaç mol olduğu lazım zaten buradan. 4,48 litrenin kaç mol olduğunu bulacağız. Yukarıda bulmuştuk ama gene yapalım arkadaşlar. Böyle yapa yapa zaten pratik kazanacaksınız. 22,4 litresi 1 moldü. Onda biri yani 2,24 litresi kaç moldü arkadaşlar? 0,1 moldü. 4,48 bunun 2 katı. 4,48 litre 2 katı. Yani 0,2 moldür diyoruz. 0,2 mol C2H6'da kaç mol atom vardır? Hemen bakın 0,2 ile 6'yı çarparsam 1,2 mol ne var burada arkadaşlar? Hidrojen atomu var. 0,2 ile 2'yi çarparsam 0,4 molde karbon vardır. Toplam 1,6 mol atom varmış bu bileşiğin içerisinde. Gene 4,48'i nasıl bulabilirsiniz kaç mol olduğunu? Dersiniz ki 1 molü 22,4 litre ise 4,48 litresi kaç moldür de diyebilirsiniz. Ya da formülle bakın V bölü 22,4 derseniz de gene 4,48 bölü 22,4 derseniz aşağı yukarı 100 ile çarparım. Oradan da şurada 2 kalır. 2 bölü 10 yani 0,2 mol bileşik olduğunu bulursunuz. Geldik 6,72 litrajım kaplayan karbondioksitte kaç gram karbon vardır? Gene bakın şöyle de farklı şekillerde gene gösterelim hızlıca. 22,4 litresi 1 mol değil mi? Onda biri 2,24 litresi arkadaşlar 0,1 mol. Bunun kaç katı 6,72 yapar arkadaşlar? 6,72 bunun tam 3 katı. Yani demek ki burada kaçmış bu 0,3 molmuş. Ya da diyeceğim ki gene N eşittir V bölü 22,4 yani 6,72 bölü 22,4. Oradan kaç çıkar arkadaşlar? Aşağı yukarıyı şöyle 100 ile çarparsınız. Şurada bir 0 olur. 672 224'ün tam 3 katı 3 bölü 10 yani 0,3 mol olur diyoruz. Şimdi benim elimde 0,3 mol ne var? 0,3 mol karbondioksit var. Buradaki karbon kaç gramdır diyorsa ben karbonun bir kere kaç mol olduğunu bulmam gerekiyor. 0,3 ile 1'i çarpacağım. Gördüğünüz gibi burada 0,3 mol ne var? Karbon var arkadaşlar. 0,3 mol karbon kaç gramdır? Hemen bakın karbonun 1 molü 12 gramsa
0,3 mol kaç gramdır? 3 kare 12, 3,6 gram. Ya da diyeceğim ki N eşittir M bölü MA diyeceğim. Yani 0,3 eşittir M bölü 12 diyeceğim. M buradan kaç çıkacağız arkadaşlar? 3,6 gram çıkacak. Cevabım B seçeneği. Şimdi bakın gördüğünüz gibi birkaç farklı yöntemle her defasında anlatmaya çalışıyorum size bunu. Hani ayrıntılı olsun diye. Ama siz hangisi işinize geliyorsa, hangisi size daha pratik geliyorsa tabii ki onu yapacaksınız. Bu yöntemlerin hepsi de doğru. Ama en doğrusu nedir? Size hata yaptırmayan, sizi yanıltmayan, en kısa sürede sonuca ulaştıran yoldur arkadaşlar. 116 gram C4H10 bileşiğinde kaç tane molekül vardır? Bakın kütle. Kütle olduğu için benim ne kullanmam gerekiyor? M bölü MA kullanmam gerekiyor. M bölü MA'yı kullanmak için bana MA lazım. Yani C4H10'un kütlesi, mol kütlesi lazım. Bakın 10 kere 1 10, 4 kere 12 48. Kaç yaptı arkadaşlar bu? 58 yaptı. Bunun MA'sı kaçmış? 58'miş. Kütlesi kaçmış? Zaten soruda verilmiş bana 116 diye verilmiş. 116'yı 58'e bölersem tam 2 katı olduğu için arkadaşlar mol sayısı 2'ymiş. 2 mol olduğunu buldum. Bana diyor ki kaç tane molekül vardır diyor. Sen şimdi gene şöyle diyebilirsin. Bakın Avogadro sayısını burada 6 çarpı 10 üzeri 23 kullanın demiş. Yani şöyle diyebilirsin. 1 molde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane varsa 2 molde kaç tane vardır diyebilirsin. Ki çok doğru. Direkt 12 çarpı 10 üzeri 23'ü bulursun ama şu formülü de kullanabilirsin. N eşittir N bölü NA formülünü kullanırsın. 2 eşittir N bölü Avogadro sayısı 6 çarpı 10 üzeri 23. N eşittir 12 çarpı 10 üzeri 23. Gördüğünüz gibi cevap D seçeneği. 14. soruda bakın 36 gram karbon içeren bileşiği kaç moldür demiş. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 1 mol olsa bu C3H6 kaç mol karbon ve kaç gram karbon içerir? Buradan yola çıkarsanız tabii ki daha pratik oluyor. Bakın 1 mol bileşiğin içerisinde kaç mol karbon var? 3 mol karbon var. Zaten tam da denk gitmiş bakın. 1 mol 12 gramsa 3 mol karbon kaç gram? 36 gram. Bana da onu soruyor zaten. 36 gram karbon içeren bileşik kaç moldür diye soruyor. 1 molmuş. Direkt bulmuş olduk. Ya da uzatırsın. Dersin ki 1 mol 12 gramsa 36 gram kaç moldür? 3 moldür. Eğer bu 3 mol ise bileşik kaç moldür? 1 moldür de diyebilirsin. Yani istediğin yerden gidersin gelirsin. 15. soruda 0,4 mol hidrojen atomu içeren bileşik kaç gramdır diye sormuş. Bakın bileşiğin kaç mol olduğunu bulacağım. Oradan da bileşiğin kaç gram olduğunu bulacağım. Şimdi hemen ben gene x mol diyorum. Bileşiğin kaç mol olduğunu bilmiyorum ya. X mol C2H4 varsa bunun içerisinde 4x mol hidrojen atomu varmış diyorum. Ve 4x neye eşitmiş arkadaşlar? 0,4'e eşitmiş. O zaman x kaç eşit? Yani bileşiğim kaç molmuş benim? 0,1 molmuş. Bileşiğimin 0,1 mol olduğunu buldum. Şimdi kütle dediği için kütlede benim kullanmam gereken N eşittir M bölü MA gene bu formülü kullanıyorum en basitinden. 4 kere 1 4, 2 kere 12 24, toplam kaç yaptı? 28. Mol kütlesi kaçmış arkadaşlar? 28'miş değil mi? Mol sayısını bulmuştum ben şimdi. Kaçtı arkadaşlar mol sayısı? 0,1. Şunu şöyle düzgün yazalım. 0,1 eşittir M bölü 28. Oradan M eşittir 0,1 çarpı 28. Yani 2,8 gram olur diyoruz cevabımız. D seçeneğiymiş. Ve geldik 16. sorumuza. 24 gram karbon elementi kaç tane atom içerir demiş. Şimdi arkadaşlar direkt karbonun kütlesini vermiş. Hemen N eşittir M bölü MA da diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki şurada bakın C12 diye verilmiş. 1 mol karbon 12 gramsa 24 gram karbon kaç moldur dersiniz. Hepsi aynı yere geliyor. Bakın kütlesi 12'ymiş. Pardon özür dilerim. Soruda verilen kütle kaç? 24. Yanlış yazmayalım. 24 bölü. Mol kütlesi kaçmış? 12'ymiş soruda verilen. Dolayısıyla buradan bunun 2 mol olduğunu bulduk. 2 mol karbon atomumuz varmış. Bana bunun kaç mol olduğunu değil de kaç tane olduğunu soruyor. Na ya da N0. Az önce başlarken testte bunun aynı şey olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Avogadro sayısını. 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demek. Şu demek. Yani 1 molde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var. 2 molde kaç tane vardır derseniz bu da gene 12 çarpı 10 üzeri 23 çıkar. Veya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın tanecik dendiği zaman N eşittir N bölü NA'yı kullanırsınız. NA ya da N0 aynı şey demiştik. 2 eşittir N bölü 6 çarpı 10 üzeri 23'ten N kaç olur arkadaşlar? 2 kere 6 12. 12 çarpı 10 üzeri 23 olur diyoruz. Cevabımız D seçeneği.
1,8 Na tane atom içeren karbonhidrat bileşiği kaç moldür? Şimdi bakın burada çok güzel bir şey var. Na tane demek ne demek? Bakın Na tane herhangi bir şeyin Na tanesi. Şöyle ben şuraya doğru yazalım arkadaşlar. Na tane ne demek? 1 mol demek. Öyle değil mi? Peki mesela 2 Na tane ne demek? 2 Na tane o zaman 2 mol demek. Kaç Na tane ise o kadar mol demek. 1,8 Na tane demek arkadaşlar 1,8 mol demek. Bakın 1,8 mol demek diyoruz. Hemen şuraya yazalım. 1,8 mol atom içeriyormuş bu. Kim? H2CO3 yani karbonhidrat. Hemen ben gene başlıyorum. X mol diyorum varsa bu bileşikten. İçerisindeki atomlar kaçar moldür? Bakın dikkat edin şimdi. X kere 3, 3X. X. Bu da 2 tane oldu şimdi arkadaşlar. 2X. Toplam kaç X yaptı? 5, 6X. 6X kaça eşitmiş arkadaşlar? 1,8 mole eşitmiş. İçerdiği atom sayısı bu. O zaman X kaç arkadaşlar? 0,3 molmüş diyorum. Yani bileşiğin kaç mol olduğunu buldum ben. 0,3 mol olduğunu buldum. Şimdi isterseniz bir sağlama yapalım şöyle arkadaşlar. Çok böyle öğrencinin hoşuna gitmez bu sağlama işi ama önemlidir. 0,3 mol içerisinde ne kadar karbon var? 0,3 kere 3, 0,9 mol. Ne kadar karbon var? 0,3 kere 1, 0,3 mol. Ne kadar hidrojen var? O da 0,3 kere 2, 0,6 mol. Topla, topla, topla. Kaç yapacak arkadaşlar bu? 0,6, 0,3, 0,9, 0,9, 0,9. Evet, 1,8 mol yapıyormuş demek ki. Doğru yapmışız. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bu sağlama arkadaşlarımızın çok hoşuna gitmez ama yapmak gerekiyor. Özellikle sınavlarda vaktiniz varsa mutlaka şöyle bir tekrar bu şekilde kontrol etmeniz çok iyi olur. Normal koşullarda 5,6 litre cim kaplayan klor gazı kaç gramdır demiş. Bakın klorun hacmini vermiş. Şimdi gene çok böyle sizi formüle boğmak da istemiyorum ama bakın aslında biz 3 tane formül kullanıyoruz. Yani bütün konu bundan ibaret. Yani öğrenciler şöyle diyorlar arkadaşlar. Efendim işte bu çok sayısal bir konu, çok fazla hesaplama var, çok fazla şu var, çok fazla var, çok zor falan filan değil. Bakın 3 tane formül var. Avogadro sayısı kullandığımız formül bu. Verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölüyorsunuz. Mol kütlesi kullandığımız formül bu. Kütleyi mol kütlesine bölüyorsunuz. Bir de ne var arkadaşlar? Hacim kullandığımız. Onda da hacmi 22,4'e bölüyorsunuz. Bunların hepsinden de neyi buluyorsunuz? Mol'ü buluyorsunuz. Eğer size bunlardan birini vermiş ve onlardan diğerlerini soruyorsa arkadaşlar önce mol sayısını bulup ondan sonra da diğerine geçiş yapabilirsiniz. Hemen bakın bu şekilde çözelim. Yine uzun uzun da çözebiliriz. 5,6 litrenin kaç mol olduğunu uzun yoldan da bulabilirsiniz. Dersiniz ki 1 mol 22,4 litre ise 5,6 litresi kaç moldür de diyebilirsiniz. Ya da bakın V'nin yerine 5,6 yazarsanız değil mi? 5,6 bölü 22,4'ten kaç olduğunu bulursunuz? Tam 4'te 1'i bakın dikkat edin bunun 1 bölü 4. 1 bölü 4 de neye eşittir? 0,4 mü? Hayır yanılmayın. 0,25 mole eşittir diyoruz. Ben şimdi mol sayısının 0,25 olduğunu buldum. Bana oradan bunun kütlesini soruyor arkadaşlar. Cl2 diyor bakın. Klorun bir tanesi 35,5. İki tanesi kaç yapar o zaman? 71 yapar arkadaşlar. 71 nesi bunun? Dikkat edin karıştırmayın. Mol kütlesi. Şimdi 0,25'i buluyorum ben. Şurası bakın 71'miş. Değil mi? Eşittir. 0,25 bana kütlesini soruyor. Dolayısıyla M eşittir 0,25 çarpı 71. 71'in 4'te 1'i 35,5'unda yarısı herhalde 17,75'tir diyeceğim. Yanılmayalım şimdi. 17, 17, 34, 0,75, 35,5 doğru. Aynen öyle arkadaşlar. 17,75 gramdır diyoruz. Ne kadar? 0,25 mol. Şöyle de yazalım onu. M eşittir 17,75 gram. 0,25 mol klor gazı. Bakın yine 17,92 arkadaşlar biraz zor bir sayı. Burada artık oran orantı yani bu biraz ters bir sayı olduğu için arkadaşlar böyle normal işlemde bunu bulalım. Ne diyeceğim? Kaç mol atom vardır diyor. Ben burada H2'nin kaç mol olduğunu bulacağım. Hemen diyorum ki eğer bu 1 mol olsaydı 22,4 litre olurdu. 17,92 litresi kaç moldur diyorum. Burada diyeceğim ki 17,92 bölü 22,4 diyeceğim arkadaşlar. Bunu şöyle biraz daha sağlıklı şekilde bölmeye çalışalım. Şurada 17,92 bölü 22,4. Aşağı yukarı arkadaşlar şöyle 100 ile çarparsam aşağıda bir tane de fazladan 0 olur. 1792 224'ün kaç katı? Bakın 4'ün bir katının 8 olması gerekiyor. Yani burada şeyi düşünmeyin.
Bu 0.68 olmaz. 0.74 olmaz arkadaşlar. Ya 0.6'dır ya 0.7'dir ya 0.8'dir ya 0.9'dur. Dolayısıyla 4'ün kaç katında 2 var? Mesela 4 kere 7 28 olmadı. 4 kere 8 32 bak olabilir. 1792 arkadaşlar 224'ün tam 8 katı mıdır? Bunu anlamanın bir yolu var. O da çarpmak. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var. 3 16 19 elde var. 1 8 kere 2 16 bir daha 17. Evet aynen öyleymiş arkadaşlar. Bakın 224'ü 1792 ile ne yapacağız? Sadeleştirdiğimiz zaman yukarıda kaç kalıyor arkadaşlar? 8 kalıyor. 8 bölü 10 yani 0,8 molmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulduk biz elementimizin 0,8 mol olduğunu. Benim elimde ne var? 0,8 mol hidrojen gazı varmış. Bana bunun bileşiğin kaç mol olduğunu ya da molekülün kaç mol olduğunu sormuyor. Atomun kaç mol olduğunu soruyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin lütfen. 0,8 ile 2'yi çarparsak 1,6 mol olurmuş. Yani bu maddenin içerisinde, elementin içerisindeki atom sayısı da 1,6'ymış. Gene yanılgılardan bir tanesi. Burada ben seçeneklere koymamışım arkadaşlar. Size öyle bir yanlış yapmamışım ama genelde koyulur ve öğrenci direkt 0,8'e atlar, onu işaretler. Soru da buraya kadar güzel güzel gelmişken yanar gider. Dediğim gibi atoma çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. 8,96 yarım saati de geçmişiz bu arada. Oldukça uzun bir video oldu ama dediğim gibi bakın ayrıntılı anlatmaya çalıştığımız için biraz da uzun oluyor. Sıkılan arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bazıları akıl veriyorlar işte. Hocayı 1,5'ta sararak dinleyin. Çok daha güzel oluyor falan diye. Yapabilirsiniz eğer sıkılıyorsanız. Ben biraz zaten hızlı konuşuyorum ama eğer sıkılıyorsanız böyle azıcık hızlandırarak da videoları izleyebilirsiniz. 8,96 litre hacim kaplayan SO2'de kaç mol molekül vardır diyor arkadaşlar. Direkt zaten burada kaç mol olduğunu sormuş. Dolayısıyla işimiz kolay. Gene N eşittir. Burada direkt formülden yapalım bitirelim. 22,4. Yani şöyle diyebilirsin yani 1 molü 22,4 litre ise 8,96 litresi kaç mol de diyebilirsin. Burada biz artık şey yapmayalım sona geldik yorulduk da 8,96'yı 22,4'e böleceğim. Aşağıyı yukarıyı 100 ile çarpıyorum. Şurada bir tane daha sıfır oluyor. 896 224'ün tam 4 katı. 4 bölü 10 yani 0,4 moldür diyoruz. Ve testimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sakın sakın korkmayın. Dediğim gibi elinize kağıt kalem alın arkadaşlar. Mücadele edin. Buradaki sayıları özellikle çok çözdükçe, çok soru çözdükçe pratik kazanacaksınız ve çok daha rahat çözebilir hale geleceksiniz. Görüşmek üzere.